Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeyle toplu ulaşım araçlarına ayakta yolcu kısıtlaması getirildi. Peki zaten mevcut durumda trafik yoğunluğu olan büyük şehirlerde bu durum daha fazla trafiğe neden olmaz mı? Mesai saatleri değişebilir mi? Vatandaşa sorduk. Çözüm konusunda ne düşünüyorlar acaba onlar? Ben onu çok merak ediyorum. Şu otobüslerin haline, şu durakların haline bir bakarlarsa en azından anlarlar. İmamoğlu'nun bugün bir açıklamasını okudum, gazetede yazıyordu. Diyor ki öyle yasak benden, çözüm senden anlayışıyla bu iş olmaz. Doğru söylüyor yani, haklı. Haklı yani, hepimiz tıkış tıkış gidiyoruz. Şu otobüsleri nasıl uygulanmasını bekliyorsunuz? Hepsi dolu yani otobüsleri. Altyapısı hazırlanmadan doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu durumun sonuçları neler olabilir? Mesela İstanbul'da özellikle büyük şehirlerden bahsediyoruz. Zaten bir trafik sorunu var. Daha çok trafik yoğunluğunu artırır mı bu durum? Tabii ki artırır. Sizce mesai saatleri düzenlenmeli mi? Tabii düzenlenmeli. O saatlerde atıyorum özel araçlar biraz kısıklı olsa, toplu araçlar daha hızlı gidip gelse bu iş düzelir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında. Ben bir şey görmedim. Biz gördük, kamera çıktı. Ya şimdi nasıl biliyor musun? Lokantadan çıktım. Maske kapalıyken yemeği ağzına sokup yiyemez. Lokantadan çıktım. Ya telefonda konuşuyordum, ablamla konuşuyordum. Takacaktım kolumu, yoksa uyuyorum. Metrobüse bindiğimde takıyorum. Burnumuzu da kapatalım. Takıyorum yani, kurallara uyulmazsa bunun bedeli olur. Mesai saatleri düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir tabii, o güzel bir şey. Yanlış karar. Hükümet önce kendisini düzelsin, sonra vatandaşa ayar çeksin. En başta kendileri yanlış yapıyor. Virüse karşı kendileri yanlış politika izliyor, vatandaştan bekliyor. Bu yanlışı önce kendileri düzelsin, sonra bize talimat versinler. Ya tabii ki kesinlikle değişmesi lazım. Çünkü çok kalabalık, aşırı derece kalabalık. İster istemez vatandaş bir sıkıntı yaşıyor. Vatandaş artı şoför bir sıkıntı yaşıyor. Beni niye aldın ya da almadın? Bu tür farklı kavgalar da oluyor yani ister istemez. Ya bunun kesinlikle bir iki ya da üç kademeye olarak değiştirilmesi lazım. Yani bazı iş yerleri, örnek veriyorum, 8'de değil de 7'de olsun. 8'deki 9'da, o aralar yani 7 ile 10 arasında bölüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Vardiyalı çalışma sistemine geçilebilirdi. Ve bitmeyen metro şeyleri, istasyonları açılabilirdi diye düşünüyorum. Yani bunlar trafiği daha da rahatlatırdı. Mesai saatlerine şimdi özel işveren olduğu için ona çok fazla müdahale edebilme gibi şansları olacağını ben zannetmiyorum. Yani etseler bile maksimum bir yarım saat, bir saat esnetebilirler. Onu da akşam geç çık diyecekler. Gene aynı şekilde olacak. Bir şey fark etmeyecek. %50'si ayakta gidecek, %50'si dışarıda kalacak. Onlar nasıl işe yetişecekler? Yani Türkiye şartlarında hiçbir işveren anlayışlı değil açıkçası yani. Siz de biliyorsunuz yani sonuçta özel sektörde olsun, devlet sektöründe adam diyor ki benim mesai saatime geleceksin. Yani o şekilde zaten o ayakta kısıtlamayla olmaz, bu iş çözülmez ki. Mesai saatlerinin değişmesi gerekiyor böyle bir durumda. Çünkü insanlar çok zor durumda kalıyor. Yani bir de ulaşım araçlarında kısıtlama var deniliyor. Fakat minibüslerin halini görüyoruz. Minibüsler, hani minibüslere sadece bence ceza falan kesiyorlar. Otobüsler tamamen yine aynı eskisi gibi. Tıklım tıklım. Minibüsçüler zor durumda bence. Bu kadar. Zaten trafik sorunu olan büyük şehirlerde bu durum daha fazla yoğunluğa neden olmaz mı? Olur tabii ki. Neden olmasın, olur. Peki sorun nasıl çözülür sizce? Ya ülke bir kere bence çok yanlış yönetiliyor. Yani bir ton sorun varken sadece bunu konuşmak çok yanlış olur. Ben bu konuda yorum yapmayayım. Toplu ulaşımda kısıtlama yerine mesai saatleri değiştirilseydi. Onu da istiyorum. Mesela 7-3 yapsın. 9-8 yapsın. Değiştirsin yani. 8 saate bölsünler. 4 kere uygulama yapsınlar. Benim onu yapılabilir mi bu? Yapılır, mümkün. Devlet dairelerinde mümkün. Çünkü özel sektörü yapar mı yapmaz bilmem ama devlet daireleri yapmasını istiyorum. Mesela özel arabalar değil mi? Belirli bir saat koysunlar. Nasıl saat koyacaklar özel arabalar? Mesela özel arabalar 4'te çıksın ya da 3.30'da çıksın. İşçinin saati 5-6-7. O saatlere denk gelmesin. Özel arabaları yasaklayacaklar mı trafikte? Hayır, o da yanlış ya. Ne olacak, nasıl yapılacak? Bence hani bir süre öyle olsun. Tabii ki onlar da arabasını almış binip rahat rahat işe gidip gelecekler. Bizim yok diye onları kısıtlayalım mı? Hayır.
Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Uygulansa bile trafik sorunu daha fazla artacak bu durumda. Araç çoğaltması lazım. Araç çoğaltırsa bu sefer trafiğe yansıyacak. Yani zaten YTT seferlerinde sıkıntı yaşanıyor şu anda. Ya, otobüsler geç geliyor. Herkes işine geç gidiyor. Yani o da trafikten kaynaklı diye düşünüyorum ama bilmiyorum tabii ki nedenini. Vardiyalı çalışıyorlar. Onun için fazla sıkıntı yok ama akşam üzerleri yoğunluk oluyor. Onun için mesailerde dediğiniz gibi bir şey yapmaları lazım. Düzenleme yapılmış. Evet. Zaten trafik sorunu olan büyük şehirlerde bu durum daha çok trafiği yoğunlaştırmaz mı? Ya bence bölünürse böyle. Bölünmezse, yani bölünmediği durumdan bölünmediği şu andan bahsediyorum. Durumda tabii ki daha kötü olacak. Zaten bir keşmekeş yaşıyoruz İstanbul trafiği. Daha kötü bir hal alacak. Yani bunun için bilmiyorum, İçişleri Bakanlığı'nın Sayın Süleyman Soylu'nun daha farklı bir şeyler düşünmesi gerekiyor hükümet olarak. Vallahi bir kısır döngü olacak. İlk önce zaten o yani. Onun haricinde çözüm bulunmazsa zaten insanlar okula nasıl gidecek? Okullar açılacak. Şimdi trafik iki misli artacak zaten. Şu anda bir kısıtlamalı eğitim var ama açıldığını düşünün. Öğrenciler %50 aşağıda durup %50'si 2 saat sonra mı derse gidecek? Bir de onu düşünün, üniversiteler açılacak. Yani mutlaka ya bir ek sefer konacak tramvayda da metrobüste de. Dediğim gibi taksilere belki bir uygulama konabilir. Hani birkaç kişi aynı yola gidiyorsa, aynı yöne gidiyorsa. Taksicilerin bunu çok kabul edeceğini zannetmiyorum ben ama. İşte ama olsun, hani birkaç kişi biner, en azından para bölüşülür. Hani ne şiş yanar ne kebap yanar sonuçta yani, ama sokakta kalmaktansa. Öyle değil mi yani? İşe gidiyorsun, işin oluyor. Ben bu şeylerde, erken saatlerde işe gidiyorum mesela. Bir setlere gidiyorum. Gidiyorum orada oyunculuk yapıyorum. Setlere giderken, kardeşim bana saat 10'a kadar bu araca sen binemezsin deme olayını ben taraftayım. Mesai saatleri değişir mi sizce? Mesai saatlerinin de esneklik getirilmesi lazım. Bir sistem getirilmesi lazım. O zaman bir takım şeyler yoluna girer. Mesai saatlerinin düzenlenmesi virüsü önleme açısından daha mantıklı. Bu ayakta oturarak mantıksız bir şey. O kesinlikle çözüm olmaz. Bu hükümetin vatandaşı aldatmaya yönelik bir çözümüdür. Otobüslerde akbiller bedava oluyor ya yaşlı yaşlara. Onu da iptal edilmesini istiyorum. Çünkü boş yere otobüsleri işgal ediyorlar. Gezmek istiyorlarsa dolaşsınlar. Devletin yani bu kadar zengin bir ülke miyiz? Onların bu kadar hepsine bedava vermiş 65 yaşını. Benim de yaşım 58. Ben de istemiyorum kardeşim. Milleti zaten hasta. Herkes hasta. Bir de geziyorlar yani. Ben istemiyorum. Kısıtlama gelmesini istiyorum. Düzenlenmeli. Doğru. Ama şu efendim neymiş? Yaşlı vatandaşlarımız, işte 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız, efendim siz saat 10'dan sonra herhangi bir toplu ulaşım araçlarına binemezsiniz, gidemezsiniz deme olayı bence biraz hoş değil. Devletin buna çözüm getirmesi gerekiyor. Öyle yasaklamalarla, şunlarla bunlarla başından atmak bilmiyorum yani, pek mantıklı gelmiyor bana. Özellikle duraklarda bekleme oranı artacak, trafikte yoğunluk artacak. Ya tedbir alıyoruz derken biraz bulaştırılıyor aslında. Tam tersine, öyle mi? Bence de mesai saatleri değiştirilirse tersine etkili, yani hayır olacak şekilde etkili olacağına inanıyorum. Kemoterapi gören kayınvalidem var. Ben hastanelerdeki durumu görüyorum. Herkes üst üste yan yana. Güvenlikler ikaz ettikçe sosyal mesafeye bakın, sosyal mesafeyi koruyun falan diyerekten. Fakat insanlara ben bir bakıyorum, yine arka arkayalar. Ben tatile gittim, ben bir yere çadır kurdum, hemen yanıma sandalyeleri koydular ya. Niye benim yanıma geliyorsun? Git biraz daha öteye git. Belki arkadaş olmak istemişlerdir. İstemiyorum, ben arkadaş şu anda istemiyorum. Ben kimseyle şu anda arkadaş olmak istemiyorum. Ben kurallara uymak istiyorum ve sizi de beni de sizden korumak istiyorum. Salgından uzak durmak istiyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.